hayatımın ilk dersi. Şoför koltuğuna ilk defa oturanlardan. Koltuğa daha taze yeni oturdu. Esra ile ilk dersindeyiz. İlk dersimizdeyiz. İlk günümüzdeyiz. Bu direksiyon dersinin ilk saati. Esra, daha önce araba kullandın mı? Hayır, neler hissediyorsun? Hayır, kullanmadım. Bayağı bir heyecanlıyım. Hocam çok heyecanlıyım zaten. Çok heyecan var. Yani elim ayağım şu an titriyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Hı? Yok, hiç kullanmadım. Çok heyecanlıyım. Neler hissediyorsunuz? Çok heyecanlıyım. Nasıl? Evet. Daha önce hiç deneyimlemiş miydin bir yakınına, yok, babanla falan? Yok hocam, hiç deneyimim yok. Evet. Hiç sıfır kilometreyim diyorsunuz, sıfır, değil mi? Sıfır, aynen öyle. Daha önce tecrübeniz var mıydı direksiyonla ilgili? Hayır, hiçbir şey bilmiyorum. Şu an ilk defa kullanacağım. Ha? Evet, yani korkuyorum da heyecanlıyım şu an. Bir saat sonra burada akan trafikte ilerlediğine. Evet hocam, ben de inanamıyorum şu an. Evet, desin bir saat sonra, inanabiliyor musun? Yani inanamıyordum ama şu an gayet iyi yani. Top Hanım ilk gününde akan trafikte seyir hali. Esma akan trafikte gayet başarılı bir şekilde. Nasıl araç kullanmak Gülce Hanım? Güzel. Çok havalı bir şey geliyor. Nasıl gidiyor? Çok iyi hocam. Güzel bir duygu. Araba kullanmak çok harika bir şey. Ay çok heyecanlı. Bilmiyorum şu an. Çok şaşkınım yani. Trafiğe çıkacağımı düşünmüyordum ama. Sanki biz duruyormuşuz da böyle. Değil mi? Kamerada evet. Öyle gözüküyor. Hiç böyle bu kadar ilerleyeceğimi düşünmemiştim. Nasıl gidiyor? Çok güzel. Hiç beklemiyordum bu kadar erken olacağını. Eğitiminin 6. gününde artık tek başına park yapabilir hale geldi. Songül'ü park yaparken izleyeceğiz. Evet. Altıncı evet. Derse ben de bu hale geleceğimi bilmiyordum hocam. Her şey sizin sayenizde. Tekrardan teşekkür ediyorum. Hanım'a geri park yaparken, eğitim alanında aracını hizalarken izliyoruz. Gayet başarılıydı. Neler söylemek istiyorsunuz? Direksiyonu bile kontrol edemiyordum. Şu an çok güzel. Tek başınıza trafiğe çıkabilir misiniz? Çıkabilirim. Hazır mı diyorsunuz? Evet. Hadi bakalım. Tebrikler. Gerçekten 10 numara bir L oldu. Merve ile birlikteyiz. Merve bize L dönüşü yapacak. Yapabilecek miyiz? Yapacağım. Kararlı mıyız? Başaracağız. Hızlıyoruz. Artık araç sürmeye hazır mısın? Evet, hazırım. Nasıl araba sürmek, dersler nasıl geçti, inşallah başarılı olacaksın. İnşallah. Verimli geçti. Ben çok memnun kaldım. Yani kullanabildiğimi hissediyorum artık aracı. Evet. Hazırım sınavda. Bahar. Çok mutluyum. Tebrikler. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Nasıl geçti? Neler hissediyorsun? Artık bir ehliyet sahibisin. Sorun da oldu. Ben 3 ders aldım. 3 derste direksiyon dersini geçtim. Vallahi hocam stres yapmamak lazım. Öyle mi? Evet hocam. Verdiğiniz eğitim yeterli. Sadece geçmeye yönelik değil, trafik hayatınızda da hani yapacağınız şeylerden bahsediliyor. O nedenle gayet iyi. Ama eğitimler sonucu, aldığım dersler sonucu güzel başarı elde ettim. Ehliyetimizi aldım. Harika yani, harika. Ben buraya özgüven sıfır gelmiştim kazadan dolayı. Şimdi her yere gidebilecek hissediyorum. Hep sizin sayenizde. Çok aşırı mutluyum. Çok teşekkür ederim size hocam. Rica ederiz. Ben sıfırdan başladım. Buralara geldim. Eğitimini aldım. Size de tavsiye ederim, siz de gelin. Yani ileri düzey eğitim gibi oldu. Mutluyum. Düşüncelerin? Hocam düşüncelerim... Kasmayacakmışsın. Kendine güvenecek. Korsetik olsun. Eğitimleri hakkında ne düşünüyorsun? Hocam çok sevdim, çok beğendim. Herkese de tavsiye ederim. Barış Sucu kursunu diğerlerinden ayıran özellik nedir senin için? Hocam sabır, şefkat ve bir kere bile hiç bağırmadım kendisine.
gayet sakin bir şekilde, sabırlı bir şekilde derslerinizi anlatıyorsunuz. Onunla tebrikler. Teşekkür ederim. Barış Çocuk kursu eğitimlerinden memnun kaldın mı? Çok memnun kaldım. Yani her şeyinizi bana göre ayarladınız zaten. Ders saatlerim, benim iş yerimden geldiniz, aldınız o kadar ki derslere katılabileyim diye. Yani çok ilgi gösterdim. Zaten sınav hocamsınız. Sana Barış Çocuk kursunda farklı olarak ne gibi hizmet verebilirim? Şöyle söyleyeyim, benim saatlerime göre kendilerini ayarladılar. Aynı şekilde bana sadece ehliyet kazanmamda değil, trafikte de ne yapmam gerektiğini gösterdiler. O yüzden herkese teşekkür ederim. Her zaman barıştı, beni yanıltmadı. Eğitimleri de yeterli. Yeterince zaten 3-4 eğitim bile kalmadı. Arabi öğretiyor. Hocaları gayet muhafazam. Arabayı sürerken de hiç yaşamadım. Evet. Tek adet barışık sürücüm. Dersleriniz çok iyi. Yani öğrencinin başında iyi duruyorsunuz yani. Özel hissettiğiniz sen kendinize. Tam kaybedersem düşüncesi değil de ya kazanırsam düşüncesini öğrettiniz. Sayenizde geçtim. Ne öğrendiysem sayenizde. Hiçbir şey bilmiyordum ya. Şimdi mis gibi araba kullandım.